net bir nazal sıkışık tını ile birlikte girdi. Nazal bölüm tını ile birlikte de sesi merkezde daha böyle sıkışık bir nokta. Genelde İngilizcenin zaten yarattığı bir şey. Vokaller, genişlikler açık. Ama tabii ki vokaller açık ama bir de bir artikülasyonda monoton bir gidiş var, dikkat ederseniz. Şuradan bir daha başlayalım. Sadece A vokallerinde açılmalar görüyoruz. Bu zaten genelde İngilizcenin linguistik yapısının varlığından kaynaklı olan bir şey olduğunu zaten konuşmuştuk. Yine aynı şekilde nazaltını devam ediyor. Yukarıya doğru almak istediği yerlerde, baskı istediği yerlerde vokalleri biraz daha genişletiyor. Genelde artı hareket ederek şarkı söylemek büyük bir çalışma ister, büyük bir nefes desteği ister. Dolayısıyla hareket ederek şarkı söylemenin zaten ne kadar önemli olduğunu sürekli konuşuyoruz. Bu hareket sadece basamak, adım atmak demek değil, bedenin aynı kendi hizasında da hareketi de yine bedeni yorabilen bir şey. İlla adım atmanıza gerek yok sahnede. Fiziksel bir yorgunluk oluyor. Bunu iyi dengelemek lazım. Nefes desteğini kesen bir noktaya vardığını düşündüğünüzde bu hareketleri biraz daha azaltın. Burada da böyle bir şey görüyoruz. O vokalleri biraz geriye doğru gitti ve koyulaşma zaten o vokali yapısal anlamda da bir koyu bir vokal. Devam edelim. Burada zaten seyirciyi bıraktı. Şöyle biraz ağzını. Ve nazal bölüm kullanım. İnanılmaz net bir nazal yani. Net bir nazal duyuyoruz. Nazal sayesinde de sesi daha ince bir yapıya, tınısal anlamda ince bir yapıya sokabilirsiniz. Açıkçası benim çok tasvip ettiğim ve beğendiğim bir tını değil. Yani ben çok sevmiyorum. Ama tabii sizler şarkı söylerken nazal kullanım yapma hoşunuza gidiyorsa kullanabilirsiniz. İngilizce şarkılarda zaten çok tercih ediliyor. Ama şöyle de bir anekdot da vereyim. Genelde Amerika'da, İngiltere'de ya da kuzey ülkelerde, bu İngilizcenin konuşulduğu ülkelerde nazal bölümden kurtulmak için teknikler yoğunlaştırılmış. Yani gittiğinizde Amerika'ya ya da başka bir İngilizcenin konuşulduğu bir ülkeye gittiğinizde çok göreceksiniz. Hep mask tınısı üzerine yoğunlaşacaklar. Hep merkeze doğru yayma üzerine yoğunlaşacaklar. Çünkü her dilin kendi içinde de noksanları var. Ve o noksanları toparlamak adına çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla İngilizcenin de en büyük noksanı nazal tını. Şöyle nazal, şöyle gidelim. Artikülasyonun arttığını duyuyoruz. Konuşmalarla fonetik hızı arttığı zaman da nefes yerleri önemi arz ediyor artık bir yerden sonra. Nazal kullanıyorlar. Burada biraz daha böyle bir sıkıştırma var, dikkat ederseniz nazal tını ile birlikte aşağı doğru devam ediyorum. Şöyle biraz daha devam ediyorum. Yani genel itibariyle kadar değildir performans. Yanaya geçti. Omuz gerilimi var piyanoda, çok bariz. Bu omuz gerilimine dikkat edin arkadaşlar. Özellikle enstrüman çalan arkadaşlar, enstrüman çalarak şarkı söyleyen arkadaşlar da bariz görebileceğimiz şeyler postür bozuklukları. Postür bozukluklarına çok dikkat etmeniz lazım. Piyano çalarak şarkı söyleyen arkadaşlar da omuz gerilimleri ve daha omurga bölümünde eğiklikler olabiliyor. Skolyozik bir yerden sonra yapılanmalar olabiliyor ya da gitar çalıp şarkı söyleyen arkadaşlarda da benzer sıkıntıları net bir şekilde görebiliyoruz. Dikkat edin buna. Yine nazal kullanım. Nazal. Yine nazal kullanım. Davul da sahneye doğru gidiyor. Biraz ileri aldım.
İleri aldım, ileri aldım. Oo, davul çalacak. Evet. Merak ettim. Aynı benzer yani tınısal anlamda ben de izlemeye daldım. Tınısal anlamda benzer şeyler var arkadaşlar. Çok bariz böyle performans, yani müthiş bir performans bu diyebileceğimiz bir performans değil açıkçası. Yani sesi düşünerek söylüyorum, genel anlamıyla müthiş bir performans ama ses anlamında çok böyle sesi dalgalandıran, sesi gösteren böyle müthiş bir performans diyemeyiz. Bariz gördüğümüz burun tınısı var, nazal tını var. Nazal tınıya dikkat edin yani, özellikle şarkıcılar dikkat edin. Yani çünkü nazal tını sizi kolaya alıştırabilir. Nazal tını sizi kolaya alıştırdığı için teknik anlamda sizi böyle emer yani. O yüzden nazal tınının kullanımı da çok önemli. Çok böyle yoğun nazal kullanımlar sonrasında seste öyle bir boyuta gidebiliyor ki ses kasları zayıflayabiliyor bile yani. Çünkü nazal tını sürekli buradasınız. Buraya çok minik kuvvetle de konuşup kuvvet oluşturabiliyorsunuz. O yüzden bu da bizim bir yerden sonra tembelliğe doğru gitmemize neden olabiliyor. Buna da dikkat edin şarkı söylerken. Onun dışında genel itibariyle söyleyebileceklerimiz şarkıyla ilgili ve şarkıcıyla ilgili bunlar.